Evet, olacak şey değil ama olmuş işte Bekir. Adam satmış arsayı. Gidip öğren bakalım kime satmış, niye satmış, kaça satmış. O kadar para yatırdık arsanın geri kalanına. Parayı sokakta bulmadık Bekir. Tamam, hadi haber bekliyorum senden. Gene geldi bunlar. Tabii. Köpeksiz köy buldular, değneksiz dolaşıyorlar. Vay 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 vay. Çay keyfi yapıyoruz ha baba. Ne geldiniz gene? Ne istiyorsunuz? Yaş kaç baba sende? 65, ne olacak? Bak olmadı işte şimdi. Hiç yakışıyor mu baba sana ha? Bu yaşta sözünü yiyorsun. Ne konuşmuştuk biz seninle? Sat arsayı, al 200 bin dolarını Ender Bey'den. Paşa paşa yedememiş miydik? Bitti o iş. Ben arsamı sattım. Geldi kulağımıza, geldi. Çok ayıp bir şey yaptın baba be. Bak mahcup olduk adamlara biz. Zorla olmaz ki. Arsa benim malım. İyi fiyat veren çıktı, sattım. Zaten bugün gelecek, tapuya gideceğiz. Dedim ya, bitti o iş. Ha, resmi işlemi yapmadınız yani. Vallahi resmisi mesmisi bu. Ben adama arsamı sattım. Benim sözüm senettir. Arsa benden çıktı. Bir derdiniz varsa onunla konuşun. Telefon numarasını yazdı, getireyim. Kimmiş peki baba bu adam? Adı sanı nedir? İsmi Mehmet. Mehmet Kosovalı. Vereyim numarayı, kendisiyle konuş. Asilo. Ne diyor lan bu muşamba? Şaka gibi. Arsayı Kosovalı'ya mı sattın dedi. Doğru mu duydum? Doğru duydun abi. Kosovalı dedi. Ne biçim iş lan bu? Ne bitmez kapanmaz hesabı varmış bu Kosovalı'nın Ender Bey'le. Karı için kafayı yedi lan bu. Nişanlısını kaptırdı diye aklınca Cihan Harbi mi çıkaracak bu salak? Ne yapacak?